Kanala hoş geldiniz gençler. Bugün bu OnePlay'de bakacağız. Bir kutusunu açıp deneyeceğiz. Bakalım iddia ettikleri kadar güzel miymiş. Kutusuna şöyle bir bakacak olursak, ön tarafında ipuçları vermişler. Yan tarafında bıçağının 4 aya kadar dayandığını ve 3 tane farklı uzunluklarda kafası olduğunu söylemişler. Bu tarafta da 8 saat şarj ömrü, 45 dakika kullanım zamanı ve kuru ve ıslak kullanabileceğinizi belirtmişler. Söylemeyi unuttum. Arka tarafında da garanti belgesi var. Bu kısım biraz saçma olmuş. Kutuyu ilk açabilmek için garanti belgesini tamamen kaldırmanız gerekiyor. Bu plastik parçaların ucuna yetişebilmek için. Parçalamadan açmak için bu da dördüncü, dört tane aşırı sağlam yapıştırılmış naylonu sökmeniz gerekiyor. Şimdi gelin şöyle yakından bakın biraz. Şimdi ben de sizinle birlikte ilk kez açacağım için haberliklerim olabilir. Bunu buradan açıyoruz galiba. Şu şekilde. Vay. Tek sefer yapılacak bir şey ama çok güzel dizayn etmişler. İlk kutuya bakalım bir şarjı var mı? Şarjı var şimdilik. İlginç. Bu 3 numarası galiba. Dur bakalım. Yedek bıçaklarda %50 indirim için platformumuza üye olun diye bir kağıt var. İlginç. Ömrü azaldığında burası yeşil oluyormuş galiba. Oradan anlıyormuşuz. İlginç. Böyle kısa bir kullanım yönergeleri var. İki tane daha ucu var. Bunlar farklı boylarda sanırsam. Bakacağız. Ve ben bunu pille çalışıyor zannediyordum ama bir de şarj aleti var. Konuyla alakası olmamasına rağmen 4,3 volt 70 miliamper güç sağlıyormuş. Bunu bu şekilde takıyoruz galiba. Artısı eksisi anladığım kadarıyla yok. Yok, tek taraflı takılıyormuş zaten. Ve son olarak içinden diğer dillerde kullanım kılavuzu ve garantiler çıkıyor. Bu çıkan 3 başlıkta 1, 3 ve 5 sayıları var. Galiba numaralar değil, milimetre demek bunlar. Nasıl takılıyor hala bilmiyorum ama iki türlü de oturuyor çünkü bu. Bu şekilde de takılıyor. Diğer türlü de takılıyor. Belki özellikle bu şekilde yapmışlardır ama şu şekilde. Bilmiyorum, bakalım. Bu arada başlığı ilginç. Bunu nasıl şöyle çıkartabiliyorduk galiba bu arada. Sattıkları yedek bıçaklar böyle geliyor galiba demek ki. Ve son olarak da bir saklama seyahat kabı yapmışlar. Güzel, iyi düşünülmüş. Evet, şu anda cihazın 5 yazan ya büyük ihtimalle 5 milimetre olan ucunu kullanacağız. Nasıl bir köseysek 5 milimetre bize zaten fazla geliyor. 3'e geçiyorum. Şimdi bir de denemek için 1 yazan ucu taktım. Buraları alacağız zaten. Ve şimdi de yalnızca kendisi.
Burayı tamamen almak istiyorum ama ondan önce... Şekillendirme yeteneğine bakalım bence. Bence yakıştı. Ne diyorsunuz? Tümden alıyorum. Ve neredeyse hiç hissetmemem büyük ihtimalle hassas ciltler için mükemmel bir durum. Burayı da artık tamamen alabiliriz diye düşünüyorum ama ondan önce... güzel. Ve son olarak burayı da bir numarayla alacağım. Güzel. İşin güzel yanı aleti yaparak kolayca temizleyebilmeniz ve şu tarakları isterseniz bu yönde, isterseniz de bu yönde kullanmak üzere takabilmeniz. Tabii ben mahvettim ama bakalım son durum ne olacak. OneBlade'in bir güzel özelliği de su geçirmemesi. Her ne kadar Philips direkt olarak kuru, kendi cildiniz için kuru olarak tıraşı size tavsiye etse de su ile veya duş altında veya kendi tıraş köpüğünüz ile şarj olabiliyorsunuz. Güzel oldu bence. Son olarak özetle Philips tıraş bıçağı cildimi zedeliyor. İşte o meşakkate de dayanamam. Ama makine de bana gelmiyor diyenler için böyle ara bir cihaz tasarlamış. Bence güzel. Umarım bu videoda almayı düşünenler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.